Bir dönem futbolda kupalara ambargo koyan Manchester'ın 92 sınıfını bilmeyen yoktur herhalde. Hani şu Manchester United Altyapı Akademisi'nden 1992'de mezun olup Sir Alex Ferguson'a iki Şampiyonlar Ligi 13'te Premier Lig kazandıran David Beckham'lı, Ryan Giggs'li, Paul Scholes'lu o acayip oyuncu grubu. Bugün size o tayfanın, o oyuncu grubunun belki de en gözde, en yetenekli ismi olup ne yazık ki hiçbirimizin tanıyamadığı Adrian Duarte'nin hikayesini anlatacağım. Hadi başlayalım. 10 Haziran 1973'te sıcak bir İrlanda gününde Strabin bölgesinin en tanınmış amatör futbolcusu Jimmy Duarte mini marka eski arabasıyla büyük bir heyecan içerisinde kasabasına dönüyordu. O yıllarda doğumlar evde oluyordu ve Jimmy oğlu Adrian'ın doğumuna dakikalar kala evine ulaşabilmişti. O gün bebeğin erkek olması aileye bir futbolcu daha geldi esprilerine sebep olmuştu ve bu aslında gerçeğin ta kendisiydi. Adrian İrlanda'nın yemyeşil mahallelerinde topun peşine düştüğünde Henüz 4 yaşındaydı. Yaşıtlarına göre oldukça sıskaydı ama babadan gelen futbolcu genleri onda baskın çıkmıştı. Mahalle maçlarındaki oyunlu ben futbolcu olacağım diye bas bas bağırıyordu. O yıllarda hızlı olmasını ise herkes sıskalığına bağlıyordu. Oysa Edri'nin Allah vergisi bir patlama yeteneği, bir depar atma yeteneği vardı. Kasabanın takımı Morfield Boys'ta top koşturmaya başladığında henüz 14 yaşındaydı ve daha şimdiden kasaba sakinleri onu izlemeye gidiyordu. Hocası Matt Bradley Ondaki ışığı elbette hemen görmüştü. Yine bir maç sonrası kağıdı kalemi eline almış bir buçuk sayfalık bir mektup yazmıştı. Adres Manchester United'ın henüz kupa kazanmamış teknik direktörü Alex Ferguson'du. Futbola ilişkin her şeyi çok ciddiye alan Alex Ferguson elbette bu mektubu da ciddiye almıştı. Bir hafta sonra Manchester'ın gözlemcileri yani şimdinin scoutları İrlanda'ya Edri'ni izlemeye gelmişti. Alex Ferguson Kazandıkları birlik maçı sonrası evine gitmek yerine tesislere gelmiş masasındaki yarım kalan işleri bitirmeye koyulmuştu. Tam o anda dosyaların arasında genç Adrian'ın scout raporunun inceliği dikkatini çekmişti. Normal şartlarla scoutlar maçı izler, rapor tutar, oyuncuyu fiziksel mental anlamda uzun uzun değerlendirir, sayfalarca analiz yaparlardı. Oysa 3 gözlemcinin seyrettiği Adrian'ın raporu 2 sayfa bile değildi. Bunun sebebi Scout'ların Adrian için çok fazla söyleyeceği bir şey olmamasıydı. Adrian'ın Scout raporu hemen alınmalı şeklinde başlıyor. Genç oyuncunun bir futbolcudan fazlası olduğu belirtiliyordu. Alex Ferguson hemen maç takvimine baktı ve ilk boşlukta bizzat Adrian'ı kendi seyretmek üzere İrlanda'ya doğru yola çıktı. Usta teknik adamın bu sıskı oyuncuyu seyredip kararını vermesi sadece 15 dakika sürmüştü. Maç bitmeden stadın dışına çıkmış çocuğun ailesini aramaya başlamıştı. Neticesinde Adrian henüz 15 yaşındaydı ve ailesinin izni olmadan onu İngiltere'ye götürmek mümkün değildi. Alex Ferguson Adrian'i Manchester'a götürmek için neredeyse 6 ay boyunca uğraştı. Amacına ulaştığında Adrian 16 yaşındaydı ve Manchester United tarihinin resmi sözleşme imzaladığı en genç ikinci oyuncu olmuştu. Üniversite altyapısı o dönemde Alex Ferguson'un sağdan soldan bulduğu genç yeteneklerle doluydu ama kimse o çocukların İngiltere futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başarılarına imza atacağını elbette bilmiyordu. Onlar 92 sınıfıydı. Ryan Giggs, Paul Scholes, Neville kardeşler, David Beckham, Nicky Butt ve elbette Adrian Duarte. Bu kadro o yıllarda önüne gelen herkesi deviriyor, İngiltere altyapı ligini kasıp kavuruyordu. Üstelik takımın en gözde ismi ne Ryan Giggs'ti, ne de David Beckham. O takımın süperstarı Adrian Duarte idi. Spor yazarı Tony Park, United genç takımlarının tarihini anlattığı Sons of United, United'ın çocukları kitabında yeşil sahaları gördüğüm en süratli kanat oyuncusuydu. O kadar hızlıydı ki güvercinleri bile yakalayabilirdi şeklinde bahsediyordu Adrian'dan. Gerçekten de o genç İrlandalı durdurulması zor bir oyuncu haline gelmişti. Sağ açık oynuyordu ve sadece çok süratli değil aynı zamanda çok teknikti. O dönemde pek rastlamadığımız bir kanattan diğer kanada 40-50 metrelik pasları büyük bir ustalıkla atabiliyordu. Onunla ilgili en net anlatımı ise gelecekte United'ın efsanesi olacak takım arkadaşı Ryan Giggs yapmıştı. İki ayağını raket gibi kullanır çok rahat adam geçerdi. Fizik olarak benden küçüktü ama hepimizden daha süratliydi. Üstelik kendinden çok iri savunma oyuncuları bile onu yıldıramazdı. O bizim takımın yıldızıydı diyordu Ryan Giggs. Gerçekten de öyleydi. Çok genç yaşta İrlanda milli takımına çağrılmıştı. Gençlik maçlarında ise şimdiden özel seyircisi olmuştu. Manchester'da herkes bu çocuğu konuşuyordu. Öyle ki yine gelecekte dünya futboluna damgasını vuracak David Beckham o takımda Adrian'ın yedeğiydi. İngilizler onun için futbol efsanesi George Best'ten sonra İngiltere'ye gelmiş en büyük oyuncu olacak diyorlardı. Daha Premier Lig'de maça bile çıkmamıştı ama her gün manşetlerdeydi Adrian. Ve tabii ki artık zamanı gelmişti. Alex Ferguson onu A takımına almaya karar vermişti. Premier Lig'de ilk maça çıkacaktı ve bu maçtan tam bir hafta önce 23 Şubat 1991 tarihinde Manchester United rezerv takımıyla Carlisle United rezerv takımı karşı karşıya gelecekti. Bu maç Adrian için büyük bir fırsattı. Yedek takım seviyesinde maça çıkacak. Daha sonraki hafta ise A takıma yükselecekti. Daha önce rezerv takımı antrenmana çıkmış. Orada da döktürmüştü. O yüzden çok rahattı. Özgüveni yerindeydi. Ne yazık ki o maç Adrian'ın hayatının en büyük dönüm noktası olacaktı. Çok iyi başladığı mücadelede Çapraz bağları kopmuştu. Büyük bir acı içerisinde ambulansı bindirilmiş, hastane yolu tutmuştu. Çapraz bağ sakatlığı özellikle 90'lı yılların tıp teknolojisini göz önüne aldığımızda sıkıntılı bir sakatlıktı. Şimdiki böyle 6 ayda falan sağlara dönme hikayesi pek mümkün değildi. En az 1-1,5 sene sağlardan uzak kalacaktı. Her şeye rağmen umutsuz değildi Evdeyen. Hocası ve kulübü arkasındaydı. Bu büyük yeteneği, bu büyük sakatla feda etmeyecekti Manchester. Aradan geçen bir yılın ardından tekrar bir hazırlık maçı için sahaya çıktığında herkesin gözü onun üzerindeydi. Maçın 15. dakikasında bir kez daha aynı yerden çapraz bağları kopmuştu. Yardımcı hocaların anlattığına göre sakatlık anında Alex Ferguson belki de farkında olmadan oysa Giggs'ten daha büyük oyuncu olacaktı şeklinde mırıldanmıştı. Oradaki olacak yükleminin anlamı aslında çok belliydi. Hikayenin sonuna gelinmişti ve bu işin artık dönüşü yoktu. Manchester United'ın eli kolu bağlanmıştı. Edri'nin sözleşmesi sona ermiş ve en az bir yılda sahalardan uzak kalacaktı. Alex Ferguson sağlık ekibiyle yaptığı toplantıda oyuncunun bir daha düzgün bir şekilde futbol oynamayacağı kanısına varmış. İçi kan ağlasa da sözleşme uzatmamaya karar vermişti. Bir buçuk yıl önce İngiltere'de geleceğin süperstarı olarak gösterilen Adrian Duarte artık boşa çıkmıştı ve üstelik talebi bile yoktu. Adrian mecbur ülkesine dönmüş İrlanda'nın Derry City takımıyla sözleşme imzalamıştı. Oradaki ilk maçında o olağanüstü yeteneğini bir kez daha göstermiş golünü atmıştı. Ancak zaten sorun onun yeteneğinde değil fiziksel sağlığındaydı. Edrim burada da sadece 3 maça çıkabilmiş sonrasında bir kez daha çapraz bağlarından sakatlanmıştı. 21 yaşına geldiğinde artık futbol oynayamayacağı gerçeğiyle yüzleşmişti Adrian. Değil sağda top koşturmak yürüyecek durumda bile değildi. Haftalar ayları kovalamış Adrian tekrardan ayağa kalkabilmişti. 22 yaşındaydı ve çalışması lazımdı. Bir dönemin süperstar adayı bir çikolata fabrikasında iş bulmuş orada mesaiye başlamıştı. Ancak hayat onun için pek de kolay değildi. İnsanların acır gözle kendisine bakması, her görenin Manchester United yıllarını sorması onu bunalıma sokmuştu. Tüm bu karamsar tablodan kurtulmak için artık tanınmadığı, bilinmediği bir yere gitmesi gerektiğini düşünmüş, Hollanda'ya göç etme kararı almıştı. Adrian her geçen gün yaşama sevincini kaybediyor Hayat adeta onun için bir mecburiyet haline geliyordu. Takım arkadaşları her gün manşetlerdeydi. Hepsinin muhteşem hayatları vardı. O ise çok sevdiği gitarıyla sokaklarda şarkı çalıyor, adeta zamanın geçmesini bekliyordu. 2000 yılında Avrupa Şampiyonası Hollanda'da yapılacaktı. Edria'nın bir hayali vardı. Yedek kulübesine yakın bir yerden bilet alıp eski takım arkadaşlarının en azından yakınında olmak istiyordu. Kim bilir belki de birileri onu görüp selam verebilirdi. İşte bu motivasyonla, bu para kazanma isteğiyle bir mobilya fabrikasında işe başlamıştı Adrian. 7 Mayıs günü güzel bir bahar sabahı evinden çıkmış, işe gitmek üzere bisikletine binmişti. Sokakları su kanallarıyla dolu Rotterdam'da mesaiye yetişmek için pedallara yüklenmiş, bir köprü kenarında dengesini kaybedip su kanalına düşmüştü. Bu aslında Hollanda'da sık sık yaşanan bisiklet kazalarından bir tanesiydi. Ancak bir sorun vardı. Adrian hem yüzme bilmiyordu hem de sudan çok fazla korkuyordu. Çok derin olmamasına rağmen kanal kanalda panikle çırpınmaya başlamış ve o esnada çok fazla su yutmuştu. Kazayı görüp yetişenler onu sudan çıkartmıştı ama Adrian'ın bilinci kapalıydı. Hastaneye götürüldüğünde komadaydı Edrian. Bir ay boyunca yaşamla ölüm arasında gidip geldi. Takvim yaprakları 9 Haziran 2000'i gösterdiğinde Adrian Duarte 27 yaşına girmesine bir gün kala hayata gözlerini yumdu. O sakatlık olmasa Adrian büyük bir ihtimalle uzun yıllar gazete manşetlerini süsleyecek televizyon ekranlarında bizleri kendine hayran bırakacak, gollerini atacak belki bir Ronaldo gibi, Messi gibi bir süperstar olacaktı. O 92 sınıfının en yetenekli ama en şanssız çocuğuydu. Biz de futbol severlerin değil izlemek adını dahi bilmediği bu süper yeteneği bu hikaye sayesinde saygıyla analım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.